Kendinize yatırım yapın. Şimdi yatırım deyince, kendine yatırım deyince aklınıza ilk gelen şey hep böyle para oluyor. Parayla yatırım yapılır. Bak arkadaşlar, öyle değil. İlk önce bu kıstastan bir kopun. Parayla da yatırım yapılır. Zaman ve emekle de yatırım yapılır. Arkadaşlar, iş yaşantısında, satışta kendi yeteneklerinizi geliştirmek için emek harcayın. Şimdi mesela burada bir sürü ücretsiz video yayınlıyorum. Elektronik kitapların satışı var. Danışmanlık veriyorum vesaire. Ücretsiz olarak yararlanabileceğin çok bilgi var. Benim açımdan, benim kanalımda. Ama dersin ki senin anlatım tarzını ben beğenmiyorum. Sen bana hitap etmiyorsun. Bir sürü insan var. Yabancı kaynaklar var. Aç yabancı videoları. Otomatik Türkçe altyazıya çevir. Onları dinle. Besle kendini. Para harcayacaksan da harca. Kendine yaptığın yatırımdan hiçbir zaman için vazgeçme. Kendi yeteneklerini geliştir. Çünkü senin geliştirdiğin yeteneklerin hem seni kazandığın paraya, dolayısıyla yaşam standardına, hem insanlarla olan iletişimine, hem sosyoekonomik, kültürel olarak gelişimine yol açacak. Yani mazeret bulmayın. Benim param yok. Paran yoksa zamanını harca. Zamanın yoksa zamanını ayır. Uykusuz kal, gerekirse dinle bunları. Bak, sen sürekli bu iş yaşantısı, satış kitaplarıyla ilgili bilgiler edindikçe, bunları takip ettikçe gelişeceksin. Açıyoruz değil mi sosyal medyayı? Öyle güzel bir algoritma var ki sürekli bize bizim hoşlandığımız şeyleri gösteriyor ve bize uyuluyor. Kardeşim, kendini güzel besle. Sosyal medyada ayırdığın zamanı da buna ayır. Ama ben şunu demek istemiyorum. Paket motivasyon şeyleriyle değil. İşte 5 saniye işte güçlü ol falan. Ya tamam, bunlara da ihtiyacım var da. Gerçekten şimdi şeyler başladı. İş yaşantısıyla ilgili böyle yabancı yıllarına vermiş eski adamların siyah beyaz videoları var ama alt yazılı bölümler başladı. İnsanlar onları çeviriyor. Beslen bunlarla. Bunları takip et. Ta ki sosyal medyada vakit geçireceksen bunlarla ilgili geçir. Benim param yok, ben kursa gidemiyorum, yabancı dil kursuna gidemiyorum, oraya gidemiyorum, buraya gidemiyorum, fuarlara gidemiyorum. Kardeşim, zamanın da mı yok? Sosyal medyada harcadığın zamanı buraya harca. Bak, bunu düzenli olarak yaptığın zaman göreceksin ki sende bir şeyler fark etmeye başlayacak. Ve bu değişim biraz sancılı olacak. Yabancılaşacaksın çevrene. Çünkü çevrenin senin kadar donanımlı olmadığını göreceksin. Ve devam edeceksin. İlk önce bu yalnızlık, sonra başka bir çevreye, başka bir bakış açısına doğru evrileceksin. Artık böyle şeyleri tüketmeye başlayacaksın. İşte kendine yatırım yap, kendine değer ver dediğim bu. İnsanlar çoğu zaman kendilerine vermedikleri değeri başkalarından istiyor. Sen ilk önce kendine, işine yatırım yap. Yani her şeye para harcıyoruz yeri geldiğinde ama kendi yeteneklerimizi geliştirmek için para harcamıyoruz. Bizden geçti, yaş şu oldu, üniversite zamanındaydı. Mazeretler üretirsen sürekli mazeret üretirsin, sürekli ağlayan bir insana dönüşürsün. Al, bilgi var. Bilgi, öyle bir çağdayız ki istediğin bilgi var. Sadece bir problem var. Doğru bilgiyi seçmek zor. Ama onlara yönelebilirsin. Kendini güzel besle. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.